Dünyanın en zekisi, en zengini ya da en yeteneklisi değilim. Başardım çünkü denemeye devam ettim. Sadece devam ettim. Bu sözlerin altında Sylvester Stallone yazıyor. Bu ne kadar doğru? Sözün sahibi gerçekten Sylvester Stallone mu? Bunu araştırmak için zaman ayırmak istemedim. Ama düşünüyorum ki burada kişilerden ziyade fikirler daha önemlidir. Ve buradaki fikir devam etmektir arkadaşlar. Ne olursa olsun devam etmek. Devam edelim öyleyse. Çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırma olayını yaparken şuna dikkat edeceğiz. İki ifadenin, üç ya da daha fazla ifadenin ortak bir çarpanı var mı? Ne demek istiyorum? Mesela işte gruplandırma yöntemi, ortak çarpan bulma yöntemi üzerinden başlayalım. X'ye artı xz ifadesinde ortak olan nedir? Gördünüz değil mi? X'tir. Ben bunu x parantezine alırsam y aradaki işareti aynen yazıyorum. Artı z olarak gelir karşıma. Bu niye var? İşlem kolaylığı olması açısından var. Bir diğer ifadede x kare yz artı xy kare z artı xyz kare ifadesinde ortak olan terimler nelerdir? Burada x kare var. Bunlarda x kare var mı? Yok. Yalnızca x var. X'in birini alıyorum öyleyse. Y var, y kare var, y var. Evet, burada y kare var ama bunlarda y kare yok. Y var. Sadece y'yi alıyorum. Aynı muhabbet z'de de var. Burada z kare var ama burada birer tane olduğu için z'yi alıyorum. Çarpım durumunda parantez açıyorum. Burada x, y, z yazdığımda ne dışarıda kaldı? X kaldı bir tane. X kareden x kaldı. X. Aradaki işareti yazıyorum. Artı y artı burada ne dışarıda kalmıştı? Z kareden z dışarıda kaldı. Artı z yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Bu şekilde bu ifadeyi daha derli toplu yazmış olduk. Evet, fark ettiniz mi? Bugün şapkanla derse katılıyorum. En sevdiğim ikinci şapkan. 5 a kare b artı 10 a b kare ifadesinde ortak olan neler? Şimdi burada 10 yok, 5 var. Burada 5 var mı? Var. Onun içinde 5 var. A kare B, A B kare. Bir tane A ve bir tane B ortak. O zaman 5 A B parantezine alırsam ne gelir? Burada A kaldı dışarıda A kareden artı. Burada 10'un 5'ini yazdım. Ne kaldı? Çarpı 2'si kaldı. 2 A'sını yazmış olduk şurada. B kareden B'si dışarıda kaldı. Bu şekilde daha derli toplu yazmış olduk. Ya da mx artı my artı nx artı ny ifadesini gruplandıracak olursak şurada m'ler ortak, fark ettiniz mi? M parantezini alalım. M parantezini alırsak ne gelir? X artı y gelir buradan. X artı y. Şurayı da gruplandırabilirim. Aynı muhabbeti n için yapabilirim. Artı diyeyim. N parantezinde x artı y. X artı y. Şimdi bir gruplandırma daha yapacağım. Bu kez fark ettiniz mi? X artı y'ler ortak geldi. O zaman bu ifadeyi de x artı y parantezine alabiliriz. X artı y parantezinde birinci ifadeden m gelir. M artı ikinci ifadeden n gelir. İşte çarpanlara konuşamadım. Çarpanlara ayırma dediğimiz olayın kalbinde yatan hesaplamalar bunlar arkadaşlar. Ortak bir çarpan bulmak. Şunu belirteyim. Bu konuyla ilgili bir soru çözerken işte bu yöntemi uygulayacak olduğunuzda aklınızın bir köşesinde daima şu dursun. Eğer işin içinden çıkamıyorsan değer ver. Hatta bazen hiç işin içine girmeden değer vermek daha akıllıca olabilir. Yani ne demek istiyorum? İki kare farkı oraya geçmeden şurada anlatmaya çalışayım. İşte x kare eksi y kare bölü x eksi y ifadesinde mesela şuradaki olayı görmemiş olabilirsiniz. Bunu görürsünüz de çok daha karmaşık bir şey verirse işte burada nedir? X eksi y çarpı x artı y değil mi? Şurada bahsedeceğim bilmeyenler için. Bölü x eksi y'den x eksi y'ler birbirini götürecek ama
Daha karmaşık olaylarda siz eğer bu sadeleştirmeyi, bu çarpanlara ayırma olayını göremiyorsanız, değer verin. Mesela x'e 2 verdiniz, y'ye 1 verdiniz. Ne gelir? 2'nin karesi eksi 1'in karesinden yukarı taraf pay 3 gelir. Bölü 2 eksi 1'den 1. Yani 3. Dolayısıyla şıklarda x yerine 2, y yerine 1 verdiğinizde 3'ü veren seçenek doğru seçenek olacaktır. Tamam. Şimdi 2 kare farkıyla devam edelim. A kare eksi b kare eşittir a eksi b artı b dedik. Şuradaki olay aslında bilmeniz gereken bir husus. Zor da bir problem değil. Yani nedir bu? İşte 3'ün karesi eksi 2'nin karesi nedir bu? 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi nedir? 4. Eşittir 5. İşte her zaman bu işlemin sonucunu bulmak yerine çarpanlarına ayırıp sadeleştirme yapmak gerekebilir bazen. Dolayısıyla bunu şu şekilde kullanın diyoruz. A eksi b çarpı a artı b. Öyle yapsaydık a yerine 3 verdik ya hani ne olurdu bu? 3 eksi 2 çarpı 3 artı 2 olurdu. 3 eksi 2 ne? 1. 3 artı 2 ne? 1. 1 çarpı 5'ten sonuç yine 5 arkadaşlar. Kullanmanız gereken ifadelerden birisi. Tam kare ifadeler. Şöyle biraz küçülelim. Biraz zor küçüldük. Evet. X artı y kare ifadesi nedir? Zaten çoğunuz biliyorsunuz. X artı 2xy artı y kare. Bunlar aslında binomdan geliyor arkadaşlar. Az sonra üzerinden geçeceğiz. Ben yine yazayım. Notlarınızda bulunsun. X eksi y'nin karesi nedir? X eksi 2xy artı y kare. Hani bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Birincinin karesi. Aradaki işaret artıysa artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Aynı olay eksi ise birincinin karesi. Şu karelerini yazmayı unutmuşum ekleyeyim. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Dediğim gibi binomda bunun nereden geldiğini söyleyeceğim. İki küp toplam ve farkı. Şimdi x küp artı y küp gördüğünüzde bunu şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. X artı y çarpı x kare eksi xy artı y kare. Bir diğer kullanımda eğer xy'li bir terim lazımsa size bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Eşittir x artı y'nin küpü eksi 3xy x artı y. Eksilisi için x küp eksi y küp nedir? X eksi y çarpı x kare artı xy artı y kare. Sorularda bazen x y'li terim kullanmanız gerekebilir demiştim. Bu durumda da bunun eşitini de yazayım. X eksi y ifadesinin küpü artı 3xy çarpı x eksi y. Şimdi biliyorum çok x'ler y'ler birbirine girdi. Matematikçiler genelde matematikte ezber yoktur der. Ben de diyorum bazen ama şimdi eğri oturalım doğru konuşalım arkadaşlar. Var. Mesela burası da onlardan birisi. Yani bunu aklınızda tutmanızda fayda var. Ha bunların geldiği bir yer yok mu? Var. Şimdi fakat olay şu arkadaşlar. Şimdi size burada birkaç şeyden bahsedeyim. Eğer Cahit Arif değilseniz yani ömrünüzü matematiğe adamadıysanız şimdi sınav esnasında bir formülden öteki formülü çıkarmak demek bir kere her yiğidin harcı değil. Hadi diyelim ki o donanıma sahipsiniz. Bir formülden öteki formülü çıkarmak öyle 15-20 saniyelik bir iş değil yani. Bazen öyle ifadeler gelebilir ki 20-25 dakika uğraşmanız gerekebilir. Şimdi sınavda sınavı bırakıp bunlarla mı uğraşacak öğrenci? Tabii ki de bu dezavantajın olur. Dolayısıyla bunları bilmek, akılda tutmak, her ne kadar hoş bir kelime olmasa da ezberlemek hız kazandırabilir. Şimdi ne diyoruz? Mesela Cahit Arif'ten örnek verdik. O adamın bunları ezberlemesine gerek yok. Çünkü o adam artık matematiği kullanmasını biliyor. Bir dil gibi kendisini matematiksel olarak ifade edebiliyor. Dolayısıyla bu yorumları yapabilir, neye hangi ifadeyi vermesi gerektiğini bilebilir, bir formülden ötekini türetebilir. Fakat herkes işte bu donanımda olamayacağı için
bir formülden diğerini türetmek yerine bazen sadece onu bilip geçmek hız kazandırabilir. Evet, maalesef böyle bir durum var. O yüzden öğrencilerin de hakkını yemek istemiyorum. Başta da dediğim gibi eğri oturalım, doğru konuşalım. Matematikte kesinlikle ezber yok ifadesini ben çok doğru bulmuyorum. Olması gereken bu demiyorum ama maalesef şu anda o olmakta olan bu müfredat dahilinde. Onun dışında bir şey daha söylemek istiyordum ama şu anda aklımdan çıktı. Hatırladığım zaman söylerim. Ne diyecektim? İşte AYT kısmına yorum yapacaktım. Mesela ezber yok falan deniyor ama mesela AYT'nin kabul edelim çoğu ezberdir. %80'i ezberdir. Hadi TYT kısmında idare ediyoruz. Yorum daha ağırlıklı olabiliyor ama AYT'nin çoğu bilgidir. Keşke böyle olmasa, bilgiden ziyade çok daha fazla okuduğunu anlayabilme, yorumlayabilme yeteneklerine bakılıyor olsa. Fakat şu anki sistem bu. Sistemle savaşmak yerine bu kısa zaman zarfında enerjinizi, odağınızı yapmanız gerekene ayırın derim arkadaşlar. Evet, binom açılımıyla devam edelim. Şimdi şuradaki olaylardan bahsedeceğiz demiştik. Binomda arkadaşlar. Şimdi binom açılımını ne tür ifadelerde kullanıyoruz? İşte x artı y'nin n'inci kuvveti dersek. İşte burada n kare olursa şuna dönersiniz. N küp olabilir, 5. kuvvet, 10. kuvvet olabilir, uzayabilir. Şimdi ben buradan mantığını öğrettiğim zaman bir sonrakileri sizler de yazabilirsiniz önünüze gelecek soruya göre. Şimdi burada şöyle bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Binom üçgeni. N 0 için 1. N 1 için 1, 1. Bunları yazdık ya, şimdi toplayarak gidiyoruz. Daima 1 ile başlıyor, tamam mı? Köşelere 1 geliyor. 1'i yazdık. 1 ile 1'in toplamı 2. Şimdi şöyle ok çıkarayım. Buraya yazıyoruz. Sonu da 1 oluyor. Şimdi başa 1'i yazdık. 1 ile 2'nin toplamı, şöyle ok çıkarayım yine, 3. 2 ile 1'in toplamı 3. Sona yine 1'i yazıyoruz. 4 için yine 1 ile başlıyoruz. Bu kez 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı 4. Sona yine 1 yazıyoruz. Bu böyle uzar gider arkadaşlar. N 5 için işte 1 ile başlarsınız. 1 ile 4'ü toplarsınız. 5 yazarsınız. 4 ile 6'yı toplarsınız. 10 yazarsınız. Bunlar nedir biliyor musunuz? Baş katsayılardır. Bunlar yazacağımız denklemdeki baş katsayılar olacak. Ve x'in azalan kuvvetine, y'nin artan kuvvetine göre devam edecek. Nedir şimdi? X artı y'nin sıfırıncı kuvveti 1. N 0 için 1. Zaten 0, içerisi 0 olmadığı sürece her sayının sıfırıncı kuvveti 1 dedik değil mi? Şimdi x artı y'nin birinci kuvvetindeki katsayılar nelerdir? 1'e 1. Şimdi dolayısıyla x artı y'nin açılımı direkt zaten kendisi. X artı y. Yani bu şurada karede anlatayım. Daha net anlaşılır ne demek istediğim. Şimdi buradaki katsayılar 1, 2, 1. Öyle değil mi? Nedir bu? X'in azalan kuvvetine göre gidiyor dedik. Buradaki olay aslında şudur. X'in karesi y'nin sıfırıncı kuvveti. Ama y'nin sıfırıncı kuvveti zaten 1 olduğu için, buradaki etkisiz eleman olduğu için biz onu genelde yazmıyoruz. İşte aradaki işaret artı olduğu için artı. X kare kuvvetini 1 azalt. X'in birinci kuvveti. Y'nin kuvveti burada 0'dı. 1 artır. Y'nin birinci kuvveti. Artı x'in kuvvetini 1 daha azalt. X üzeri 1'di. X üzeri 0 oldu. Dolayısıyla 1 olduğu için yazmıyorum. Y'nin kuvvetini 1 artır. Y kare oldu. Şurası biraz sıkıştı. Umarım görüyorsunuzdur. Yani bu ifade ne oldu? X artı 2 xy artı y kare oldu. İşte binom açılımından geliyor dediğim olay bu. Eğer şurası eksi olsaydı, şurası eksi olacaktı. O da nasıl? Artıdan başlayarak sağa doğru artı eksi artı diye gider arkadaşlar. Şöyle gider işte artı eksi artı eksi artı eksi artık kaça kadar gidiyorsa. Dolayısıyla burası eksi olsaydı artı eksi artı olacaktı, tamam mı? Şimdi x artı y'nin birinci kuvvetini yaptık. X artı y'nin karesini yaptık. X artı y'nin küpünü yapalım. Bakın küpündeki kuvvetler ne? 1, 3, 3. 1. Şimdi aradaki işaret artı olduğu için
Hepsinde artı olacak. X'in azalan kuvvetlerine göre yazalım. Burada kuvvet 3 olduğu için direkt X'in üssü olarak yazılıyor. X küp. Y'nin sıfırı. 1 olduğu için yazmıyorum. Artı 3 X kare. Kuvvetini bir azalttım. Y'nin kuvvetini 1 artırıyorum. Y'nin birinci kuvveti. Artı 3 X'in 1'i. Y'nin karesi. Artı 1 Y'nin küpü. Tamam, bu olay böyle gider. Eğer bunun eksilisi olsaydı, yani x eksi y'nin küpü olsaydı, işaretler nasıl olacaktı bu kez? Artı, eksi, artı, eksi olacaktı. Tamam. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra bir diğer konumuza geçelim. Defterlerim, ajandalarım her yerde. X kare artı bx artı c ifadesi buna benzer bir ifade çıktığında karşımıza biz bunu nasıl açıyoruz? Şimdi arkadaşlar, şuradaki x'in katsayısı eğer 1 ise biz bunu şöyle açarız. C çarpanlarına ayırırsınız. Tamam mı? C'nin çarpanları diyelim ki x1, x2 geldi. X1 ile x2'nin çarpımı x1 çarpı x2 eşittir c ise ve x1 ile x2'nin toplamı b'yi veriyorsa, yani x1 artı x2 eşittir b ise, bu ifade arkadaşlar şu şekilde yazılır. X artı x1 çarpı x artı x2'dir. Tamam. Onun dışında eğer buranın katsayısı 1 değilse ya da buranın burası c ifadesi, İşte c değil de c kare gibi bir şey gelirse şuradaki yöntem kullanacak. Gerçi burada a'nın katsayısı 1 ama şundan dolayı bahsedeceğim yöntemi kullanacağız. Burada a kare ifadesinin çarpanlarını ayırıyorsunuz. Tamam. A ve a. A ile a'nın çarpımı a kare. Eğer buranın katsayısı 1 olmazsa yine dediğim işlemi yapın. Eksi 3 b karenin çarpanları nelerdir? İşte eksi 3 b'ye b'dir. Ya da 3B'ye eksi B'dir. Şimdi eksi 3B'ye B'yi deneyelim. Olmazsa şu eksiyi buraya atarız. Tamam. Olacak. Ben biliyorum zaten dersten önce yazdığım için. Zaman kaybetmemek için direkt doğrusunu yazıyorum. Şimdi buradaki olay şudur arkadaşlar. Çapraz çarpım yaparsınız. Sağlıyorsa eğer karşılıklı yazarsınız. Şimdi çapraz çarpımları yaptığımızda ortadaki terimi vermesi gerekiyor. Şimdi a ile b'nin çarpımı ab, a ile eksi 3 b'nin çarpımı eksi 3 ab, ab'den eksi 3 ab çıkarsa, daha doğrusu ab'den 3 ab çıkarsa kaç kalır? Eksi 2 ab kalır. Ortadaki terimi verdi mi? Eksi 2 ab'yi verdi. Tamam. Demek ki çarpanlarına doğru ayırıp doğru konumda yazmışım. Şimdi bu durumda karşılıklı yazıyorum. Tamam, bunu karıştırmayın. Dolayısıyla bu ifade a kare eksi 2 ab eksi 3 b kare ifadesi eşittir. Karşılıklı yazacağım için a eksi 3 b çarpı a artı b'dir. Evet, bahsetmem gereken konulardan genel hatlarıyla bahsettim. Birazdan soru çözümüne geçeceğiz. Yalnız orayı anlatırken aklıma bir olay geldi. Dersin başında Sylvester Stallone'dan bahsettik. Birçoğunuz biliyordur. Hatta eminim hepiniz tanıyorsunuzdur Sylvester Stallone'u. Belki ben bu ismi söyleyince bazılarınız anımsayamadı ama filmlerini söylesem hatırlamayanınız kalmayacak herhalde. Rocky, Rambo filmlerinde oynayan adam. Şimdi zamanında çok önceden bu adamın çıkış olayı hakkında şöyle bir hikaye okumuştum. Sizlerle de paylaşayım. Şimdi Sylvester Stallone işte 20'li yaşlarında genç bir delikanlıyken bir şeyi çok istiyor. Oyuncu olmayı çok istiyor. Sektöre bir giriş yapıyor ve hatta çok da gurur duymayacağı bir şekilde giriş yapıyor. Ve sektör tarafından da çok da sevilmiyor, tutulmuyor. Bir süre sonra bir kenara itiliyor. Fakat bunun peşinden yine de ne olursa olsun gitmek istiyor. Öyle bir zaman geliyor ki hiçbir parası, kaynağı, hiçbir şey kalmıyor. Bir köpeğiyle yapayalnız kalıyor.
yemek yiyecek parası yok. En son çok üzülerek köpeğini 30 dolara satıyor arkadaşlar, yemek yiyebilmek için. Ve gidiyor bir mekana, salaş bir mekan. İşte bu arada ben hatırladığım kadarını anlatıyorum. Çok önceleri okumuştum bu olayı. Bir yemek söylüyor, işte yemeği geliyor. Artık ne yiyorsa. İşte yemeğini yerken bakıyor insanlar televizyondan böyle tezahüratlar yaparak hararetli bir şekilde bir şeyler izliyor. Yemeğini yerken ona dalıyor. Bir bakıyor, Muhammed Ali'nin bir boks maçı oynuyor arkadaşlar televizyonda. Ve o esnada bir şeyi hatırlıyor. Zamanında yazmak isteyip de bir sebepten yazamadığı, işte ertelediği, unuttuğu bir senaryo geliyor aklına. Ve tabii Muhammed Ali'nin boks maçlarından da etkileniyor, ilham alıyor bu noktada. Ve bir boks filmi senaryosu yazıyor. Rocky bir filminin senaryosunu yazıyor. İşte zamanın bir yapım şirketine, firmasına gidiyor. Diyor ki benim böyle bir senaryom var, ilgilenir misiniz? Adamlar okuyor, diyor ki ilgileniriz. Güzel senaryoymuş, biz bunu çekelim. Sana şu kadar para diyorlar. İyi de bir teklifte bulunuyorlar. Sylvester Stallone diyor ki parada anlaşırız, sorun değil. Benim tek bir şartım var. Nedir? Başrolde ben oynayacağım. Adamlar buna tabi oturma organlarıyla gülüyorlar ve diyorlar ki defolup gidiniz. Ben tabi biraz kibarlaştırarak anlatıyorum. Buna kapı dışarı ediyorlar. Bu da işte rakip bir firmaya gidiyor. Yine kaliteli bir yapım şirketine gidiyor. Olayı anlatıyor, durumu anlatıyor ve senaryoyu sunuyor. Okuyorlar. Diyorlar ki gel biz bu filmi çekelim kardeşim ama sen oynama. Bizim kendi güvendiğimiz yıldızlarımız oynasın. Sylvester Stallone da diyor ki olmaz, tek bir şartım var, ben oynamak istiyorum. Öyle olunca anlaşamıyorlar. Sylvester Stallone'u yolluyorlar. Aradan bir zaman geçiyor ve Sylvester Stallone'u çağırıyorlar. Diyorlar ki lanet olsun, tek biz bu filmi çekelim de gel bari sen oyna. Çünkü senaryo güzel. Ve arkadaşlar Sylvester Stallone Rocky 1 filminde öyle bir oynuyor, öyle bir performans sergiliyor ki Rocky 2, 3, 4, 5, 6, Rambo 1, 2, 3, 4 filmlerin ardı arkası kesilmiyor. Tabii bu hikayede benim hoşuma giden kısım burası değil. Hani en başta çok üzülerek 30 dolara köpeğini satmak zorunda kalmıştı ya, 30 bin dolar kadar bir masraf yaparak o köpeğini tekrar buluyor ve Rocky'nin devam filmlerinden birinde o köpeği oynatıyor arkadaşlar. Tabii bunlar fani meseleler, biz matematiğimize devam edelim, öyle değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç tane işlem sorusuyla başlayalım. Ardından yeni nesil sorularla devam ederiz. Demişiz ki 3a kare eksi 3b kare bölü 2ab çarpı parantez içinde a bölü 1 artı a bölü b artı b bölü 1 eksi b bölü a ifadesinin en sade şekli nedir? Yapalım. Öncelikle pay kısmını 3 parantezine alalım. 3 parantezinde a kare eksi b kare gelir değil mi? Bölü 2ab. Parantez çarpımında yazıyorum. Şimdi üst tarafı yazayım. A bölü alt tarafı 1 artı a bölü b'yi nasıl yaparız arkadaşlar? 1 kere b, b. B artı a. B artı a bölü b değil mi? Aradaki işareti aynen yazıyorum. Artı b bölü. Nedir? 1 eksi b bölü a. 1 kere a, a. A eksi b. A eksi b bölü a. Parantezi kapattım. Şimdi şurayı tekrar aynen yazayım. 3 a kare eksi b kare bölü 2 ab. Oturayım şöyle bir. Şimdi arkadaşlar bakın bunları şu alt taraftaki kesri üst tarafla ters çevirip çarpıyoruz. Bölme işleminin mantığı oydu değil mi? Ters çevir çarp. Şimdi burası a ya. A çarpı b bölü b artı a yapacağız. Yani ne demek istiyorum? A çarpı b bölü b artı a. B artı a'yı a artı b şeklinde yazabilirim. Öyle değil mi?
artı, bakın bunu da ters çeviriyorum. Bu kez ne ile? B ile çarpıyorum. B çarpı A bölü A eksi B. Şimdi 3 parantezinde A kare eksi B kare bölü 2AB. Bakın arkadaşlar, üst taraflar nedir? Şuralar A çarpı B. B çarpı A, B çarpı A ile A çarpı B aynı çarpma işleminde yer değiştirme özelliği vardı. Şimdi şurayı A eksi B ile, burayı da A artı B ile, B artı A yazdım ama fark etmez. Toplama işleminde de yer değiştirme özelliği var. Çarpıyoruz. Yani eşlenikle çarptık. Niye? Toplama işlemini yapabilmek için payda eşitliyoruz, öyle değil mi? Üst tarafta ne ortak oldu? A çarpı B'ler ortak oldu, öyle değil mi? A çarpı B parantezini alıyorum. Dolayısıyla şimdi şuradaki büyük parantezi yazayım. Sonra bakın iç tarafta A çarpı B parantezini aldım. Ne gelir? A eksi B. A eksi B. Aradaki işareti yazıyorum artı. A artı B. A artı B. A artı B ya da A eksi A, B artı A. İkisi de aynı şey zaten. Bölü artık paydalar eşit oldu. O da nedir? A eksi B çarpı A artı B. Parantezi kapattım. Şimdi sadeleştirmeleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? A eksi B çarpı A artı B nedir aslında? A kare eksi B karedir. Şu ifade. Dolayısıyla şuradaki A kare eksi B kare ile şuradaki A eksi B çarpı A artı B birbirini götürür. Bunlar birbirine eşittir. Bakın şu AB ile de şu AB birbirini götürür. Ne kalır geriye? 3 bölü 2. Burada kaldı. Çarpı parantez içinden ne geldi? A eksi B artı A artı B. Şu eksi B de artı B'ye götürdü. 2A. 2A da buradan geldi. Şu 2 ile de şu 2 birbirini götürsün. Ne kaldı arkadaşlar? 3 çarpı A'dan doğru cevap 3A olarak bulunacaktı bu soru için. Devam. Bir sonraki örnekte demişiz ki 396'nın karesi eksi 96'nın karesi eksi 300 çarpı 400 bölü 15x eşittir 230 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki kare farkını nasıl ayırıyorduk? Şurada da söylemiştim. Ya a kare eksi b kare nedir? A artı b çarpı a eksi b'dir. Şimdi burayı da o şekilde ayırırsak 396'nın karesi eksi 96'nın karesi nedir? 396 eksi 96 çarpı 396 artı 396'dır, değil mi? O şekilde yazıyorum orayı. 396 eksi 96 çarpı 396 artı 96. Şuradaki tam kareyi açmış oldum. Eksi 300 çarpı 400 bölü 15x neymiş? 230. Ne alaka? Şimdi bakın arkadaşlar, 396 eksi 96'dan kaç gelecek? 300. 300. 396 artı 96 kaç yapar? 492 yapar. Çarpı 492 eksi 300 çarpı 400 bölü 15x eşittir 230. Şimdi arkadaşlar üst tarafta 300'ler ortak geldi. Gördünüz mü? 300 parantezini alırsak 300 parantezinde ne gelir? 492 eksi 400 gelir. 492 eksi 400 bölü 15x eşittir 230. Şu 492 eksi 400 nedir? 92'dir. 300 çarpı 92 bölü 15x eşittir 230. Soru neredeyse bitti arkadaşlar. Şu 15'i 300'ü sadeleştirelim. Ne gelir yukarısı? 20 gelir. Alarmım çalıyor. Kapatıp geliyorum. Şimdi ne demiştik? Sadeleştirme yapıyorduk, değil mi? Burası 20 oldu. Şu 0, şu 0'ı götürsün. 23 ile 92'yi de sadeleştirirsek 92'nin içinde 23 kaç defa? 4 defa, değil mi? 4. Burada 2, burada 4 kaldı. Çarpım pozisyonundalar.
Üst taraf 8 oldu. 8 bölü x karşı tarafta hiçbir şey olmadığı için 1. Buradan x'i çekerseniz x bu soru için 8 gelir arkadaşlar. Devam edelim. Yeni nesil sorularımızdan 29.sunda demişiz ki Mendel'in elinde maviye ve kırmızıya boyanmış bezelyeler vardır. Mendel bu bezelyeleri her birinde x tane olacak şekilde x kutuya koymuştur. Sonra kutuyu boşaltıp kırmızı bezelyelerin tamamını her birinde y tane olacak şekilde y kutuya koyarak ayırmıştır. Mavi bezelyeleri ise boş kalan kutuları eşit şekilde paylaştırmıştır. Buna göre mavi bezelye içeren kutularda kaçar tane bezelye vardır? X ve y türünden hesaplayınız demişiz. Evet, zor gibi görünen kolay sorulardan biri benim için. Tipik yeni nesil sorular zor olan, daha doğrusu zor görünmesine sebep olan arkadaşlar soruyu anlamak. Bu tarz sorularda soruyu anladığınız zaman sorunun neredeyse %80'ini 90'ını çözdünüz demek. Şimdi bize verilenleri bir yazalım. Mendel'in bezelyeleri var, değil mi? Biyolojisi iyi olan arkadaşlar Mendel'in bezelye çaprazlamalarını bilirler. Şimdi Mendel bu bezelyelerini kırmızıya, maviye boyamış, işte kutulara falan ayırmış. Soruda ne demişiz? X tane Mendel mavi ve kırmızı diye ayırmadan önce bezelyelerin tamamını her kutuda X tane olacak şekilde X tane kutuya koymuş. Bu ne demek? Bakın, x tane kutu var ve her birinde de x tane bezelye var, değil mi? Yani ne yapar bu? X kare yapar. X çarpı x. Eşit olacak arkadaşlar. Son duruma ilk baştaki bezelye sayısı eşittir sondaki bezelye sayısı. Çünkü bu bezelyelerde bir artma azalma olmayacak. Şimdi bakın, ikinci durumda ne? Kırmızı bezelyeleri nasıl ayırmış? Kırmızı bezelyelerin tamamını y tane kutuya, içlerinde y tane olacak şekilde koymuş. Bakın, y tane kutuya çarpı içlerinde y tane olacak şekilde ayırmış. Ama bu kırmızı bilyelerin sayısı artı bir de mavi bilyeler olacak, değil mi? Şu mavi bilyeleri nasıl bulacağız? Şimdi geriye kalan kutulara koyacak. Geriye kaç tane kutu kaldı? İlk başta x tane kutu varsa, şimdi y tane kutuyu kullandım kırmızılar için. Kaç tane kutu kaldı? X eksi y tane kutu kaldı arkadaşlar. X eksi y çarpı bu kutunun içindeki bezelye sayısı. Kaç tane? Bilmiyorum. Zaten soru bana onu soruyor. Buraya o zaman başka bir değişken atayım ben. Ne diyeyim? A diyeyim. İşte soru bu A'yı X ve Y cinsinden çek, yaz, ifade et diyor arkadaşlar. Şimdi bu nedir? X kare. Şuradaki y kareyi buraya eksi olarak atayım. Eksi y kare eşittir. Ne kaldı burada? X eksi y. X eksi y çarpı a. Soru bitti. X kare eksi y kare nedir arkadaşlar? 2 kare farkı. X eksi y çarpı x artı y'dir. Eşittir. X eksi y çarpı a. X eksi y'ler sadeleşti. Öyleyse a eşittir x artı y. Şuraya a dedim, x yazdım. A diyeyim. A eşittir x artı y. Bu sorunun doğru cevabı olarak bulunacaktı. Yani bu ne demek? Geriye kalan kutuların her birinde x artı y adet mavi bezelye vardır demektir arkadaşlar. Yeni nesil sorularımızdan 30.sunda demişiz ki uzunluğu a santim ve genişliği b santim olan özdeş 4 ahşap parça ile bir tabloya çerçeve yapılıyor. Bakın, şu ahşap parçaların her biri özdeş, tamam mı? Bunların uzunluğu, yani şurası, şuraya geçeyim rahat yazayım. Şurası a santim. Bunun genişliği de b santimmiş. Tamam, yani şurası, yani şurası. Şuralar b santim. Buna göre çerçeve içinde kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın arkadaşlar, bu aslında bu şekilde bir karedir, değil mi? Çünkü niye? Bütün kenarlarının uzunluğu eşittir. Nedir o da? A santim burada, B santim de burada. Yani A artı B. Bu kenarı A artı B. Bu kenarı da A artı B. Öyleyse bu karenin alanı nedir? A artı B
çarpı a artı b, yani bunun karesi. Biz bunu nasıl açarız tam kare ifadeyi? A kare artı 2ab artı b kare. Şimdi biz neyi bulduk? Çerçeve dahil toplam alanı bulduk. Ama bize neyi soruyor? İçeride kalan alanı sormuşuz. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman şu dıştaki çerçevenin alanını çıkartırız. Dıştaki çerçevenin alanı nedir? Bakın, uzunluk a. Genişlik ne? B. Bir tanesinin alanı a çarpı b. 4 tane var bundan. 4 tanesini çıkaracağız o zaman. Şimdi bu ifadeye a kare artı 2ab artı b kare ifadesinden 4 tane çerçevenin alanını çıkaracağız. Eksi diyeceğim 4. Bir tane çerçevenin alanı neydi? İşte şurası b, burası da a ya. A çarpı b. Dolayısıyla ne gelir arkadaşlar? Bakın, eksi 4ab. Burada artı 2ab vardı. Eksi 4ab. 2ab'den 4ab'ye çıkarsa kaç kalır? Eksi 2ab kalır. Yani a kare eksi 2ab artı b kare. Bu sorunun doğru cevabı olarak bulunur. Bunu da nasıl yazarız? Böyle yazmayız. Bu neyin açılımıdır arkadaşlar? A eksi b'nin karesidir. Öyle değil mi? Şimdi ikinci ve daha kısa bir çözüm yolu için şöyle söyleyeyim. Direkt bazı arkadaşlarınız şunu fark etmiş olabilir. Dıştaki olay bir kare ama içteki alan da bir kare. Yani şuradan bahsediyorum. Şu çizdiğim kareden bahsediyorum. Zaten bunun alanını sormuşuz. Nedir bunun bir kenarı? Bakın, şu uzunluk A değil mi? Şu uzunluk A. Şurayı çıkarırsam, buranın da B olduğunu biliyoruz şuradan dolayı. Buraya ne kalır? A eksi B kalır. Şimdi aynı şekilde bakın, şu kenardan bakın. Şu uzunluk komple A. Şurayı çıkarırsak, yani B'yi çıkarırsak şurası A eksi B. Bakın, bu da bir kare geldi. Yani A eksi B'nin karesi bu şekilde bulunur. Evet, bu defa benim için biraz buruk bir ders oldu arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki yakın zamanda büyük bir deprem yaşandı. Bu süreçte düşündüm, ya fiziksel anlamda da bir katkım olsun diye şehir merkezine gittim. İşte nedir? Koli paketlemek olsun, paketleri tırlara taşımak olsun. Katkıda bulunmak istedim. Fakat bir insan seliyle karşılaştım. Artık görevliler sesleniyorlar. Arkadaşlar, lütfen kalabalığı açalım, yolları açalım. Yoksa işimiz yavaşlıyor. Bu bir noktada umut verici bir şey arkadaşlar. Çünkü düşünün, o kadar fazla insan gönüllü olarak yardım etmeye gelmişler. Öteki taraftan haberlerde görüyoruz, duyuyoruz. Bölgede enkaz altında hırsızlık yaparken yakalanan insanlar oluyor. Böyle bir süreçte. Bu da umut kırıcı bir şey, öyle değil mi? Şimdi sanıyorum bu noktada hiçbir zaman diliminde, hiçbir coğrafya tam anlamıyla iyilik ya da tam anlamıyla kötülük hakim olamayacak. Yine sanıyorum ki bu noktada bize düşen hangi tarafta yer alacağımıza karar vermek olacak. Bir sonraki dersimizde görüşelim diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.